Derler ki cennette hayvanlar olmayacak. Malum melekler nefsleri olmadığı için, hayvanlar akılları olmadığı için ama insan cennette de cehenneme de hayvanlardan aşağıda meleklerden yukarıya da çıkabilecek potansiyelin sahibidir. Ama 10 saadette hayvandan bahsederler. Onlar cennette olacak diye. İşte Salih Aleyhisselam'ın devesi, Hazreti Süleyman'ın hüdhüdü, yolunu kesen karınca, Ashab-ı Kehf'in köpeği demekten edep duyarım, kıtmiri. Ashab-ı Kehf 6 güzel genç biliyorsunuz. Yaşadıkları dönemde kralın zulmünden kaçmak için bir dağa gidiyorlar. Giderken yolda bir çobanla karşılaşmışlar. Kefeç'te Tayyuş. Onun yanında da kıtmiri var. Ben de sizinle geleyim demiş. Kıtmir de takılmış yanlarına. Beraber gitmişler. Bir mağarada Kehf suresinde Cenab-ı Hakk'ın bize haber verdiği 309 sene Allah-u Teala onları uyutmuş. 309 sene sonra bir iki gün uyuduk zannıyla uyanmışlar. Nasıl uyanmışlar? Nasılını Allah bilir. Allah'a yok yok. Kün feyekün. Ol der oluver. Kıtmir 309 sene boyunca hiç uyumamış. Çünkü Kıtmir Ashab-ı Kehf'le o sadıklarla beraber oldu diye cennete gidecek saadetli hayvanlardan birisi olmuş. Kıtmir 309 sene boyunca uyumamış dedik ya. Neden uyumamış? Soru odur. Cevaben iki şey söylerler. Bir, korkmuş. Demiş ki belki ben uyurum. Bu güzel insanların başına bir iş gelir. Uyumayayım da onların başında bekleyeyim. Onlara gelecek tehlikeleri savuşturayım. Nöbetçiliklerini yapmış. İki, korkmuş. Ben uyur kalırım da bu sadıklar kalkar giderler. Onlardan ayrı düşerim diye korkmuş. Yani bir kıtmir sadakatıyla en azından sadıklarla beraber olmak lazım. Fakat sadıklarla beraber olmanın kolay bir şey olmadığını da bilerek birlikte olmak durumundayız. İşte o sadakat, kıtmir olmayı istemek kolay da kıtmir olmanın hakkını vermek zannediyorum ki meğer ki himmet ola öbür türlü çok ama çok zor. Cenab-ı Hak sadıklarla beraber olanlardan eylesin.